Rahat bırakacak mısın beni? Şahin Bey, siz neredesiniz? Tatildeyim, tatilde. Kafamı dinliyorum. Eğer izin verirsen. Beni atlatmaya çalışmayın Şahin Bey. Neredesiniz? Şahin Bey. Beni atlatmaya çalışmayın başkomiserim. Oldu mu? Neredesiniz siz? Denizde. Gerçekten mi? Yok, Kofti'den. Gerçekten tabii. Peki neden ben martı sesi ya da dalga sesi duyamıyorum acaba? Aa, çok pardon, kusura bakma. Şimdi sesleniyorum martılara, bir bağırsınlar. Martılar! Yok, bağırmadılar. Ha, siz benimle dalga geçiyorsunuz. Denizde olmadığınızı biliyorum. Nerede olduğunuzu söylemeyecek misiniz? Oho! Sana laf anlatmak ne kadar zor ya. Kapatıyorum ben, balık vurdu. Dur, kapatma, kapatma. Ne planladığını biliyorum. Anahtarı almak için Selim'le buluşacaklarını biliyordum. O gece de telefonunu aldığını düşünüyorum. Anahtarı vermek için buluşacaktı ama kaza olunca buluşamadı. Ne anlatıyorsun sen ya? İkisi Semih'in yerini de biliyorsun değil mi? Bildiğine eminim. Çünkü ona ihtiyacım var. Sen de Selim'e ikizi Semih'le yer değiştirecektin. Anahtar için tepedekilerle buluştuğunda hedefine varacaktın. Bu sessizlik benim haklı olduğumu gösteriyor. Ha yok, yok. Düşünüyorum. Bu hayal gücüne nasıl geldin diye. Keşke benim aklıma gelseydi ya. Bravo. Rica ederim. Artık o kafanızın nasıl çalıştığını yavaş yavaş kavruyorum. Onları tek başına yakalayamazsın. Buluşma yerini söyle bana. Israr edecek misin? Şahin Bey. Kapatıyorum. Bu hikayelere vaktim yok. Psikologuna. Umut. Ne oluyor? Hemen Şahin Başkomiserin telefonunu bulman lazım. Artık sinyallerinden mi buluyorsun, nereden buluyorsun bilmiyorum ama bulman lazım. Tamam, bakıyorum ama ne oldu anlamadım ki ben. Aptalca bir şey yapmasından korkuyorum. Hadi, buldun mu? Tamam. Biraz zaman verin bana lütfen. Sakin olur musun? Gel. Hayırdır ya? Sen çağırmadan gelir miydin bana? Şahin Başkomiserle ilgili bir tehlike var galiba. Ne gibi bir tehlike? Yani tam olarak anlayamadım. Ama başı dertte olabilir. Ya az önce İpek Hanım geldi. Umut'a yerini bul falan dedi. Ya Şahin Başkomiser birilerinin peşinde sanki. İpek Hanım da onun peşine düştü. Anahtar yarın elimizde olacak. O ana kadar. Şahin de, İpek de gözünün önünde olsun. Tamam, telaşlanma sen. Cinayet büro kızım burası. Katilin peşine düşmüşlerdir. Hadi bak işine sen. Önemli sorunumuz var. Beyler. Sıkıntı yok abi. Şu planın üstünden mi geçelim? Başkomiserimin yerini tespit ettim. Sinyal sahil şeridinden geliyor. Tamam. Bana o konumu söyle, hemen yanına gideyim. İpek Hanım, tek başınıza gidemezsiniz. Mehmet amirim haber vermemiz lazım. Yok, kimseye haber veremeyiz. O zaman Şahin'i ikna edemem. Ama bu riski almamanız gerekiyor tek başınıza, lütfen. Olmaz Umut. İpek Hanım, bir saniye dinler misiniz beni? Lütfen. Şahin Bey. Şahin Bey. Şahin Bey. Affedersiniz. İpek sen misin? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Şahin size bıraktı bunu. Siz tanıyor musunuz onu?
Sadece size vermemi söyledi. Her şeyi çözmek bazen sadece sorun getirir. Evinize gidin psikolog hanım. Ya beni karıştırmayın bu işlere. Bırakın peşimi artık. Bir derdiniz varsa gidin Selim'le halledin. Kes lan. Kes. İşine geldiğimi yerine geçiyorsun ya. Neden yaptı, kimden emir aldı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana sadece yerime geçeceksin dedi. Bu senin hakkın. Öde borcunu. İstemiyorum para falan. Çok büyük günaha girdik. Sen değil. Ben girdim günaha. Al. Öde borcunu, kalanıyla da bir iş kurarsın. İşine gelmeyince bırakın beni. Oldu. Ben size yardım edemem. Edeceksin kardeşim. Edeceksin. Öyle çok matah bir şey de istemiyoruz senden. Bir anahtar vereceksin ha. Ne anahtarı? Kime anahtar veriyormuşum? Niye ben ya? Ben niye anahtar veriyorum? Kardeşinin pisliğini temizlemek sana düşerdi ondan. Hiç yapmadığın şey değil. Allah Allah. Umut. Şahin başkomiser onu takip ettiğimi anlamış. Telefonuyla not bırakmış. Umarım kendini tehlikeye atacak bir şey yapmamıştır. Görüşürüz. Telefonda da hiçbir şey yok ki. Tetikte olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.